Başladı. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda cevize yüzük aşısı yapacağız. Bu gördüğünüz kalemden yüzüğü çıkararak bu gördüğünüz çöğüre çekirdekten yetişme cevizi aşımızı yapacağız. Temmuz'un 13'ündeyiz. 2023'teyiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an bunun zamanı. Bunun için de dediğim gibi daha önce videonu paylaşmıştım. Bir çakı yapmıştım. Yine bunu kullanacağız. Ölçü olarak. Bakın böyle kesiyorum. Evet. Şimdi bunun kestiğim yerin arkasından tam arkasından açıyorduk arkadaşlar. Bakın. Evet. Bunu elimizle şöyle görüyorsunuz kabuk kalkıyor. Bakın. Şimdi daha güzel çıktı. Yerlerini kestiğimiz için. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Bunu çıkartmak için bir sağa bir sola çekildiğiniz zaman bu buradan böyle bu şekilde verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzüğü çıkardık arkadaşlar. Bakın bu içini, içindeki şeyi dolu. Hunusi dolu arkadaşlar. Bakın gözün hunusi içinde dolu. Bunu şimdi bu şekilde bu ağacı yapacağız. Bunda da yine aynı burayı böyle kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu gövdeyi çıkardık. Şimdi bu elimizdeki bakın tam oturdu. Bunu buraya bu şekilde bantlayacağız. İlk önce stres filmini saracağım arkadaşlar. Daha sonra da aşı bandıyla bantlayacağız. Stres filmi kullanımındaki amaç arkadaşlar, bakın şu kesimleri dar açıda baskı yapıp da bandın stres film bandın aşıyı öldürmesini engellemek için ilk önce stres filmle bunu sarıyoruz arkadaşlar. Yani o birleşme noktalarını geniş açılı bir bandımız olması lazım ki boğmasın aşıyı. Evet. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sardım. Bakın. Söylediğim gibi bu açılar bakın hiç belli olmuyor. Şimdi bunun üzerine aşı bandımızla da bir sıra bağlayarak aşımızı tamamlayacağız. Şu an Temmuz ayında söylediğim gibi bu aşıların zamanı, lütfen değerlendirin. Çok basit. Evet. O noktalarda boğulmaması için azıcık çekiyoruz. Bakın. En son olarak da bunu yapıyoruz. Arkadaşlar kalemden yuvasından gözü çıkardık. Buranın anacın gözünü açtık ve buraya aşımızı yaptık. Şimdi şu gözü de var. Buna da aynı şekilde yapmak istiyorum. Yine bir iki tane gözümüzü çıkaracağız. Basit bir aşı yöntemidir. Arkadan çiziyoruz arkadaşlar. Çizdikten sonra bak sadece elimizi kullanarak bu aşıyı buradan alıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Çevireceğiz. Tak sesi duyduk. Bitti. Aşı attı kendini. Göz attı kendini daha doğrusu. Bakın aldık. İçine bakıyoruz. Bakın içi dolu. Göz hunusu içinde. Şimdi bunu buna yapacağız arkadaşlar. Bunda da bu tarafı alıyorum. Şöyle. Çıkardık arkadaşlar. Gözümüz buradaydı.
Bunu da bu yuvaya bak, şu şekilde oturtuyoruz ve sıkacağız. Dışarı doğru yapalım ki göstürdüğü zaman. Bakın şu kısımlar böyle ayrıkta kalabilir. Bunda sıkıntı yok. Bu daha sonra kalyus oluşumunda kendini toparlayacak. Kapatacaktır arkadaşlar. Şimdi neydi psikoloji? Stres filmini sararak ilk önce geniş açıda noktaların ölmesini önleyeceğiz. Şöyle yapalım. Hem buradan görelim. Bu yüzük açısı arkadaşlar. Şu an bunun zamanı Temmuz'un söylediğim gibi 13'ü 12'si 13'ündeyiz. 2023'teyiz arkadaşlar. Yuvaya tam oturdu. Sıktık. Şimdi diğer aşaması da aşı bandımızla. İp kullanmayacağız. Bunlar yaş aşılar, göz aşıları olduğu için ipler bunları genelde boğar arkadaşlar. Benim gözlemlediğim odur. Şu şekilde sararak, bakın biraz geniş tutun ki son aşamada buradan düğümünü atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki ayrı dalına iki ayrı göz koyduk. Bu aşıda önemli olan arkadaşlar, bu üst kısım kesmiyorsunuz. Burası patlayacak, bu gözler patlayacak, bakın. Çok net görünüyor. Bu gözler patladıktan sonra bu üst kısmı keseceğiz. Bu da aynı şekilde. Eğer üst kısmı keserseniz bu aradaki görevini yapmayacaktır. Burada gövde olmadığı için aşılarınızda tutmayacaktır arkadaşlar. Bunları, buraları, üst kısımları daha sonra tuttuktan sonra keseceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Temmuz ayında yapacağınız, Haziran'ın sonu Temmuz ayında yapacağınız en etkili aşı yöntemi budur. Çok basittir. Yapmanızı tavsiye ederim. Sonucu diğer videolarda yine paylaşacağız süreci. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.